problem var. Yani Erdoğan'a öykünmeye çalışılma mı diyeyim? İktidar olma çabasıyla beraber kendisi içerisinde yapması gerektiği şekilde siyasetini yapamadığını düşünüyorum. Bir en azından muhalefet partilerini değerlendirirken en büyük muhalefet partilerinden biri olan CHP'de en büyük problemlerden biri de bu diye düşünüyorum. Bu siyasi önderlikteki problem giderilmeden halk kesimine inilmeden bir takım muhalefetteki problemlerin çözülebileceğine de inanmıyorum. Ama birliktelikler de gerekiyor. Siz 7 Haziran'dan sonra bir büyük koalisyon Türkiye'nin sorunlarını çözmek için gerekli dediniz ve çok da tepki gördünüz. Bir Adalet ve Kalkınma Partisi ile CHP koalisyonu Türkiye'nin büyük sorunlarını çözer demiştiniz. Niye öyle bir açıklama gereği duydunuz? Çünkü Türkiye'nin beraber aşması gereken sorunları var. Yani şu anda bölünmüşlüğü de belki birleştirmek. Yani o içteki sorunlarım, dışarıda sorunlarımız var. Orta Doğu'daki gelişmelerin bizi neyle karşı karşıya bırakacağını kimse öngöremiyor. Biz de öngöremiyoruz. Yani oradan kaynaklanan bir takım iç sorunları var Türkiye'nin. Bütün bunları aşabilmek için bir büyük koalisyona, %75-80'lik bir koalisyona giderse sorunları aşabilir, daha rahat aşabilir diye düşünüyordum. Ama bunu hiçbir parti istemedi. Hiçbir parti buna olumlu bakmadı. Onun için seçimlere gidildi. Burada kabul etmek lazım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü gerçekleşti. Yani o iyi gördü. Ve muhalefet partileri de buna destek oldular. Bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek destek oldular. Ve şimdi bu tablo çıktı karşımıza. O zaman dönüp yani hayıflanmak yerine, niye böyle olduğu yerine herkesin kendi önüne bakması lazım. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işi daha da zorlaştı. Yani 317-18 milletvekili büyük bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Seçim vaatleri var. Bunların gerçekleşmesi 22 gerekiyor. Milyar dolarlık. Türkiye bu kaynakları bulabilecek büyüklükte bir ülke. İşte özelleştirme için talimatları verilmiş. Onlar süratlendirilecek. Başka kaynaklar bulunacak. Şimdi bu güven ortamından Türkiye'nin yararlanması lazım. Bir 4 senede seçim konuşmayacak Türkiye. Hani olağanüstü bir gelişme olmazsa en yakın seçim 2019 yılının Mart ayındaki yerel seçimler. Yani çok uzun bir süre var önünde. Her türlü ekonomi başta olmak üzere reformları yerine getirecek ve Türkiye'nin yeniden 2023 hedeflerine doğru yürümesini, hızlanmasını sağlayacak atılımları yapabilir. O bakımdan şimdi Türkiye'nin önüne bakması lazım. Elbette muhalefet partileri kendi iç hesaplaşmasını yapabilirler. Cumhuriyet Halk Partisi de olsun, diğer partilerde olsun siyaseti çok iyi bilen arkadaşlarımız var. Siyaseti, ömrünü siyaseti vermiş arkadaşlarımız var. Bunlar kendi partilerinin durumlarını hepimizden daha iyi tahlil edebilecek durumdadırlar. Yani benim şimdi şahsen Cumhuriyet Halk Partisi'ne yahut Milliyetçi Hareket Partisi'ne yahut HDP'ye şunları yapması lazım, bunları yapması lazım diye bir yol göstericiliğe soyunmam şık değil, benim işim de değil, benim görevim de değil. Dönüp bana sana ne derler. Ama herhalde biraz evvel söylediğim gibi herkesin kendine bir bakmasında yarar var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bana göre o seçim gecesi Sayın Başbakan'ın balkon konuşmasında ifade ettiği gibi kimse kaybetmedi, herkes kazandı, Türkiye kazandı. Evet. Ama balkon konuşmaları balkonda kalıyor diye yani, de bir gözlem. İnşallah Sayın Başbakan bunu içselleştirecektir ve bunun arkasından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var, onu teyit eden. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri var, onu teyit eden. Zannediyorum bu süreci Türkiye iyi değerlendirecektir. Ben öyle düşünüyorum. İsterseniz ben bir şu telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Sizlerden de direkt soru alabileceğiz. 0212 413 52 67'den bize direkt soru gönderebileceksiniz. gencbakış@kanal.com.tr'den ya da Abbas Güçlü TR adresine Twitter'dan bize gönderebilirsiniz. Ekranlarda da bunlar yazacak. Twitter'da Genç Bakış 1 Kasım sonrasında trend topik olmak üzereyiz. 1 Kasım farklı açılardan değerlendiriyoruz. 1 Kasım neler getirdi, neler götürecek ve her şeyden önce balkon konuşması hayata geçecek mi, geçmeyecek mi? Sizler ne diyorsunuz? 2011'de çok özür diliyorum. 2011'de evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın %49 oy aldığı bir seçimdi. 2011 genel evet. Seçimleri.
konuşmasını açıp dinlediğimiz zaman, evet, konuşma başlıklarını dinlediğimiz zaman bugün Sayın Ahmet Davutoğlu'nun, başbakanımızın balkonda yaptığı konuşmanın belki %90'lık kısmının aynı olduğu. Yani %90'lık bir kısmının, o zaman da Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de herkes kazandı, biz daha mütevazi olacağız, daha çok çalışacağız, evet, daha iyi olacağız. Çözüm sürecinden tutun her türlü yeni bir anayasa. En önemlisi yeni bir anayasa. Ben bir hukukçu olarak sizin yaptığınız ankette, evet, Türkiye'de çok acilen elzem olarak bir anayasa ihtiyaç vardır. Bu fırsatta bir şey söylemek istiyorum. Bu çarpık darbe diktanın getirmiş olduğu bir anayasanın ve yasa düzeninin neticesinde. Sizler ne benim diyorsunuz anayasa çok değişsin. Özür diliyorum, bir şey söyleyeyim. Bunu da bitireyim. Evet, arkadaşlar, genel olarak bir saniye. Benim halamın oğlu 25 senedir 16 yaşında girdiği cezaevine 25 senedir başkasının isim benzerliğinden dolayı ceza almış durumda ve Adalet Bakanlığı'nın Yargıtay'a bunu yeniden yargılayın, bunda bir sıkıntı var, bu sağlıklı bir yargılama sistemi değil demesine rağmen hala Yargıtay'dan ses çıkmış değil. Böyle bir yasal düzenin olduğu bir ülkede ne demokrasi gelişir, ne insan hakları gelişir, ne muasır medeniyetlere ulaşabiliriz. Balkon konuşmasıyla alakalı bir şey söylüyordun en son. Balkon konuşmasına da 2011'den bugüne kadar vaat edilen şeylerin birçoğu gerçekleşmedi. Ama 2015'ten sonra Sayın Davutoğlu'nun iştenliğine inanarak, ki kendisinin bir konferansına da katıldım, gerçekten çok mütevazi, çok içten bir konuşma yaptı. Şunu söyledi. 7 Haziran'dan sonra biz halka rağmen halk için başkanlık sistemini değil, yani halka rağmen halk için değil, biz mikro, yani insanların istihdamı için, boş kalan öğretmenlerin atanması için, ekonomik sıkıntı yaşayan öğrencilerin gelişimi için, işçisi için, şunun için, bunun için, Türkiye'nin demokrasisi için çok büyük bir reform hareketi yapacağız dedi. Bunun neticesi olarak da 1 Kasım seçimi sonucunda %49 oy aldı. %49.5. Kimse inandıramadı. O inandırdı. Halk inandı. Ondan dolayı bundan sonra inşallah verilen balkon konuşmasında verilen vaatlerin hepsinin gerçekleşmesini ümit ediyor. Haksızlık yapıldığını ümit ediyorum. Şöyle bir haksızlık var. Çok özür diliyorum. Önce vaatlere değinmişken onları da arkasına getirelim. Çok önemli. Özellikle ekonomi alanında çok büyük vaatler vardı. Yeni iş kuranlara faizsiz krediler, er ve erbaşlarına işte, maaşlarına 3 katına çıkaracağız. İş kuranlara da aynı şekilde faizsiz krediler var. Çiftçiler için yem ve gübrede KDV alınmayacağına dair. Gençlere var. Gençlere çok İş var. İş kurma olanağı var gençlere. Gençlere ücretsiz internet var. Ondan sonra gençlere çeyiz hesabı açması var, iş kurması var. SSK borçlarımız var. 400 lira kredi. Asgari ücrete dair. Yani Köksal Bey tamam gençler konuşsun dedi ama siz de Köksal Bey'e hiç söz vermiyorsunuz. Ben Köksal Bey'e soracağım zaten. Davutoğlu'nun bir açıklaması vardı. 1 Ocak'ta asgari ücret 1300 lira olacak diye. Fakat daha sonrasında Ali Babacan bir açıklama yaptı. Biz komisyona tavsiyede bulunuruz sözü verdik diye. Yani bu artık vaatlerin gerçekleşeceğine dair seçime kadar vaatler verildi. Daha sonrasında böyle vaatlerden dönmeler söz konusu olacak mı? Yani bu en önemli milletin beklediği ekonomik vaatler konusunda bunca yapılan şeyden sonra acaba bunlarda bir geri dönüş olacak mı? Yoksa bu vaatler tam anlamıyla yerine getirilecek mi? Bana göre bir dönüş olmaz. Bildiğim kadarıyla da asgari ücretle ilgili düzenlemenin yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Burada Sayın Babacan'ın dediği hukuki bir sürecin işaret edilmesidir. Çünkü asgari ücret tespit komisyonu var. Yani orası asgari ücreti tespit edecek. İşçilerin, işverenlerin temsilcilerinin bulunduğu, kamu temsilcilerinin bulunduğu bir kurul. Zaten asgari ücret özel sektörün %90'ında vaat edilen 1300 liranın üstünde. Yani özel sektöre çok büyük bir yük getirmeyecek diye düşünüyorum. Düşük olan ücretler kamudaki taşeron işçilerin durumu. Hükümet seçim beyannamesinde, AK Parti seçim beyannamesinde o konuda da çok önemli bir vaatte bulunuyor. Kamudaki taşeronda çalışan işçilerin kadrolara belli bir program çerçevesinde herhalde geçirileceğini
söylüyor. Bunun da karayollarında başlattığını söylüyor. O zaman bize mağdur olmuyor. Yani asgari ücretin 1300 liraya çıkarılmış olması Türkiye ekonomisine çok büyük bir yük getirmeyecektir diye düşünüyorum. Diğer reformlar partinin, bir büyük partinin, iktidar partisinin artık vaatlerini yerine getirebilmesi için hiçbir mazereti olmayan bir partinin yapacağı işlerin seçmen tarafından takip edilmesine bağlıdır. Yani kamuoyu, gençler, sizinle ilgili vaatleri, esnaflar, işçiler, çiftçiler, kendileriyle ilgili vaatleri takip edeceklerdir. Olmadı mı sesini yükseltecektir. Zaten şimdi demin bir tartışma yapıyoruz. Yani Azat söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Yani gençler düşüncelerini söylesinler. Hiç kimse buna alınmasın, müdahale etmesin ve dikkate alınsın. Tabii yani hakaret içermedikçe, çok ağır incitici beyanlarda bulunmadık. Demokrasi ve saygı çerçevesi içerisinde. Evet, aynen öyle. Herkesin, sadece gençlerin değil, toplumun her kesiminin konuşması lazım. Yani konuşan bir toplum bizim olmamız lazım. Ama zaman zaman maalesef biz konuşmayla küfretmeyi birbirine karıştırıyoruz. Ondan sonra da siz meclisteki kavgalardan daha iyi bilirsiniz. Bununla ilgili zaten bir soru sorabilir miyim? Yani mecliste zaman zaman itiş kakış oluyor. Kavgalara karışan bütün arkadaşlarıma, milletvekili arkadaşlarıma hep, bak ben bu mecliste 8 dönemdir duruyorum. Buralarda gelip kavganın içerisinde ön saflarda olanların bir daha seçildiğine hiç şahit olmadım diye abi ümitleri vermişimdir. Gerçekten de geçen dönem o kavgaların çok içinde olan birçok arkadaşım şimdi listelerde yok. 2012'de genel kurul toplantısında konuşmanıza girişinde bahsediyorsunuz. Konuşmaların saygı çerçevesi içerisinde olacağından ve birbirimizin yüzüne bakacağız diyorsunuz. Onu hep söyledim ben. Bununla ilgili ve gittikçe günümüzde, yani yıllar geçtikçe ve seçim sonuçları da tek parti üzerinde olduğu sürece bir söylem var. Yani saygısız bir söylem var açıkçası. Partiler arasında birbirine hakaret içeren yukarıda. Bu tabii tabana da olumsuz yansıyor. Mesela biz 90'larda küçüktük ama baktığımızda televizyon programlarında, yuvarlak masalarda Alparslan Türkeşi, Erbakan'ı, Demirel birbiriyle tartışırken görebiliyoruz. Birbiriyle yuvarlak masa toplantıları yapabiliyorlar. Ama bugün aynı kare içerisinde görüntülendikleri anda bile kıyamet kopuyor, ortalık karışıyor. Neden böyle? Hiçbir televizyon kanalı onu beceremedi. Ama biz davet ediyoruz da gelmiyorlar. Hayır. Liderler, bırakın meclis. Hayır, liderleri televizyon programında mecliste bir araya gelmiyorlar. Evet. Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu, bir Davutoğlu'nun torununun fotoğrafını gösterirken Kılıçdaroğlu'na bir gülümsemeler yansıdı ekrana ve o bile insanları çok şaşırttı ve mutlu etti. Gerçekten bunu becermemiz lazım. Türkiye olarak bunu becermemiz lazım. Yani işte ileri demokrasi dediğimiz ya çağdaş demokrasi dediğimiz bu. İşte farklı yani görüşten gençler bir araya geliyorsa liderler de geldi. Gelsin diye gelmeyecek. Yani nihayet hepimiz, herkes, bütün partiler, bütün liderler bu ülkenin insanlarının refah içerisinde yaşaması için, özgür yaşaması için, mutlu yaşaması için çalışıyorlar. Evet. Kimi doğru yapıyor, kimi eğri yapıyor ama amaç, hedef hep aynı. Öyle olunca bir masa etrafında toplanıp tartışma yapmaktan kaçırmamak lazım. Yani televizyonlar bölünmemeli, siyaset bölünmemeli. Herkes kendi çöplüğünde öter diye çok kaba ifade edeceğimiz şekilde olmamalı. Yani herkes kendi televizyonuna çıkmamalı. Herkes herkesin televizyonuna toplu olarak çıkmalı. Ama kullanılan dil de çok önemli Köksal Bey. Çünkü tabii öyle olursa, öyle olursa Mustafa, yani bir araya sık sık liderler, işte parti yöneticileri gelip tartışma yapabilirlerse bu söylediğiniz de olur. Yani insan birbirinin yüzüne bakarken kötü bir şey diyemez zaten. Ama bakıyoruz muhalefet partisi liderleri, işte yeri geliyor Sayın Cumhurbaşkanımıza, yeri geliyor Başbakanımıza. Başbakanımıza birazcık daha nadir oluyor bu hakaretler. Diktatör diyor. Ailesine hakaretleri diyor. İşte peki neden daha başbakana daha az oluyor? Kendin söylüyorsun. Başbakana neden başbakana zaten görev süresi daha az başbakanın oluyor? Zaten 2 aylık, 3 aylık bir görev süresi var. Görev süresiyle alakalı bir durum olarak bu tamamen üslup ve topluma karşı yaklaşmayla alakalı. Bir insanın üslubuna göre diktatör diyebilir misin? Yani Cumhurbaşkanı'nın üslubu sert diye diktatör diyebilirler mi Cumhurbaşkanı? Ne olursa olsun, gerekçesi ne olursa olsun, hakaret etme hakkı
Yok. Hiç kimseye verilemez. Ben tabii ki de diktatör denmesinin doğru bir şey olduğunu savunmuyorum. Yani... Yanlış olmasın burada. Fakat burada Davutoğlu ve Tayyip Erdoğan arasındaki üslup farkına dair. Yani muhalefet partileri, sen muhalefet partisinden ne bekliyorsun ki? Ya tabii ki de muhalefet yapacaklar. Keşke muhalefet güzel yapmak, yapsalar. Muhalefet yapmak, hakaret etmek. Hayır. Onları eleştirirken kendiniz aynı şeyi yapmayın. Onu çok iyi ayırmak lazım. Ben gençlere... özellikle meclis başkanlığım döneminde belki Abbas Bey de hatırlar. Onları da kitaphane getirdim. İsteyen, yani meraklı varsa gönderirim o konuşmaları. Hep söylediğim şu. Siyasete meraklı gençler. Yarın bir gün birbirinizin yüzüne bakamayacağı söz ve davranışlardan kaçının. Çok önemli. Yani gerçekten bana göre önemli. Hayatımda hep bunu yapmaya çalıştım. Seçimlerde hep arkadaşlarıma bunu telkin etmeye çalıştım. Yani sonuçta hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Yani şu masa etrafında herhalde hiçbirimizin başka bir memlekete gidip orada hayatını sürdürmesi imkanı yoktur. Yani benim hiç olmadı. Yani muhtemelen sizlerin de yoktur. Türkiye'yi büyütmemiz lazım. Geçenlerde bir gazetemizde, Hürriyet'teydi galiba, Nobel adayı sıradaki Türkler diye bir yazı vardı. Evet. Orada Amerika'da çalışan bir profesör arkadaşla da bir söyleşi var. Ona soruyorlar, yani Amerika'da daha çok mu kalacaksınız? Çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki, ben buraya bayılmıyorum diyor. Ama diyor, çalıştığım bu bölgede 10 bin tane laboratuvar var diyor. Şimdi biz bunu yapmamız lazım. Benim kızım Amerika'da çalışıyor. Türkiye'ye gelmek istiyor. Çeşitli üniversitelerle görüşüyor ama hiçbir üniversite tam anlamıyla onun isteklerini yerine getiremiyor. Çok önemli bir projede çalışıyor. Kanser aşısını bulmaya çalışıyorlar bulunduğu enstitüde. Şimdi biz artık bunlara yönelmemiz lazım. Yani büyük işler yapmamız lazım. Bunları konuşuyor olmamız lazım. Ali Babacan'ın dediği gibi sadece inşaat sektörüyle kalkınma, büyüme yetmez bize. Sadece Körfez ülkelerinden gelen oradaki insanlara konut satmayla yetmez. Şimdi tabii 850 bin tane otomobil Türkiye satıyor her sene. 1 milyon 100 bin konut satıyor. Buna çok güzel, yani bir orta sınıf oluşuyor. Ama Ali Babacan'ın yine çok isabetle bana göre işaret ettiği gibi bu sarmaldan da, bizim orta sınıf sarmalından da kurtulmamız lazım. Çünkü hala ekonomimizi büyütmemiz lazım. Yine çok alanlar var. Sanayileşme, ama klasik sanayileşme değil artık. Bu çok gerilerde kaldı. Modern sanayi. Yani tabii ileri teknoloji kullanılacak. Nanoteknoloji dediğimiz yeni bir kavram var. Şimdi yine Amerika'da üniversitelerde çok tartışılan yapay zeka var. Benim damadım hukuk mezunu, Amerika'da yapay zeka üzerine doktora yaptı. İnsanlar şimdi bunlarla uğraşıyorlar. O nedenle bizim bu kısır çekişmeleri bir tarafa bırakıp üniversitelerimizi biraz öne çıkarmamız lazım. Üniversitelerimiz toplumu çok gerisinde kaldı. Ben bunu öne çıkarmamız lazım. Milli Eğitim Bakanı... Üniversiteyi mutlaka daha... Kimse konuşamıyor daha, ki efendim. Konuşsun yani. Cesaret edip konuşamıyor ki gençler. Yok Azat, ben yani ona da katılmıyorum. Yani, hangi üniversite konuştu da hükümet niye konuşuyorsun dedi. Yalnız hangi rektör bir şey dedi de hükümet niye bir şey istiyorsun dedi. Tabii demokratik talepler içerisinde herkes konuşma özgürlüğüne sahip. Ama ODTÜ Ankara'da bir faciaydı yani. ODTÜ'nün yani birebir öğrencileriyle hükümetin birkaç görevlisinin... Tablo güzel değildi tabii. Çok kötüydü yani. Yani onları hatırlamak yani, istemiyoruz ama... Ama burada herkesin kendine çeki düzen verdi. Evet, tabii. Ot herkes... Üniversite... Tabii Onur Başkanı Sarayı'nın... Üniversite tabii, bu ülkenin... Üniversite bu ülkenin insanlarının vergisiyle ayakta kalan... Türkiye'nin çok güzel bir şey kurumu. Yani gurur duyduğumuz bir kurum. Ama orası bağımsız bir ülkenin üniversitesi de değil. Sizin okuduğunuz üniversiteler de değil. Bunlar hepimizin. Oradaki gençler de bizim çocuklarımız. Evet. Orta Doğu Teknik Üniversitesi müthiş şeyler yetiştiriyor Türkiye için. Bugün parlamentoda birçok arkadaşımız var. Ben Milli Eğitim Bakanı olduğum zaman, yine Abbas Bey hatırlayacaktır, İngilizce öğretmeni yoktu. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunlarını isteyen herkesi öğretmen yapma taahhüdüyle Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarını aldım. Onlardan yararlandık. Çünkü çok iyi bir İngilizce eğitimi alıyorlardı. Şimdi buradaki bu potansiyeli, bu varlığı, bu zenginliği bizim mutlaka Türkiye'nin doğru istikametlerinde kullanmamız lazım. Peki Şeksal Bey, burada toplum, bu noktada özür dilerim, soruyorsa. Özür dilerim, bir cümle. Tamam. Yani bizim toplum üniversitelerinden yararlanmıyor. Üniversitelerimiz de toplumun ayağına gitmekten çekiniyor.
Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Evet, eğitim... Önce arkadaşlara soracağım. Eğitim sisteminden memnun olan elini kaldırsın be. Hayır, memnun değiliz yani. Genelde bu şekilde. Siz Milli Eğitim Bakanlığı da yaptınız. AK Parti 14 yıla yakındır Milli Eğitim Bakanlığı da elinde tek başına iktidar. Eğitimde de istediğini yapamadı ki 5 tane bakan değiştirdi. Siz memnun musunuz eğitimdeki gidişat? Bir de ben de bir şey ekleyebilir miyim size? Şimdi eski Milli Eğitim Bakanı olmanıza istinaden, tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz biz de. O 5 Milli Eğitim Bakanı gelip 5 ayrı politika uyguladı ve AK Parti döneminde de eğitim en sıkıntılı alanlardan biri oldu.